Merhaba, ben Eda Nur Erdoğan. Objektif Haber Genç Yorum programı ile bugün sizlerleyiz. Bugünkü konuklarımız Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim öğrencilerinden Okan Siviler ve Murat Çetinkaya. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi aramak mutluluk verici. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi kısaca tanıyalım istiyoruz. Ben Murat Çetinkaya, Medya İletişim 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Medya İletişim Topluluğu'nun bölüm içindeki kurucu başkanıyım. 4 senelik başkanlık sürecimden sonra bu sene itibariyle artık topluluğu Okan Başkanımıza bıraktık ve ben onursal başkanlığa terfi ettim. Bu kadar. Sizi tanıyalım. Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Okan Siviler. Ben de Murat Başkan'ın dediği gibi yeni başkan oldum, artık başkanlığı devraldım. Medya ve İletişim gerek bölüm gerek okulda gerek dışarıda yani elimden geldiğince bu başkanlık görevini yerine getireceğim. Bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Konumuz gazetecilerin etik ilkelerinden başlıyor. Ama bu etik ilkeler toplumun düşüncelerini oluşturuyor. Aynı bir zincirleme misali. Aslına bakarsanız televizyon kanalları konusuna girelim istiyorum. Çünkü kanallar artık objektif olamıyorlar ve taraflı kanallar görüyoruz. Bu seyircilerin bir habere inanılabilirliği açısından oldukça güç oluyor. Artık seyirciler hangi habere inanabileceğini bilemiyor. İnanılabilirlik kavramında yaşlı kesime bakacak olursak sürekli izledikleri kanallara inanıyorlar. Orta kesimin bazıları araştırıp ona göre inanıyorlar. Genç kesim ise tamamen araştırıyor. Toplum üçe ayrılmış bir şekilde. Yaşa göre bir araştırma söz konusu. Bu da demagoji toplumunu oluştururken aynı zamanda toplumun düşüncelerini de etkiliyor. Basın meslek ilkeleri 3. maddede söylendiği üzere kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir. Çoğu gazetecinin görevini tam yerine getirememesi vatandaşlar tarafından eksiklik hissedilmesine sebep oluyor. Ve vatandaşların bir kesimde doğru haberi insanlara göstermek amacıyla yurttaş haberciliğini kullanıyor. Sosyal medyada yayılım sağlamayı amaç ediyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yurttaş haberciliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bana göre yurttaş haberciliği yeni dönemin bir kavramı. Yani daha eskilerden de olabilir ama eskiden kanallarda dediğiniz gibi birebir de bir temas yoktu ama şu an halkın içine giriyorsun. Sosyal medya üzerinde de nasıl anlatayım? Birebir de mesajlaşarak o konunun üzerine gidebiliyorsun. O yüzden yurttaş haberciliği bana göre şu anda geleceğin asıl habercilik kavramı. Yani daha bu televizyon haberciliği vesaire benim için ölmüştür. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben de aynı şekilde yurttaş haberciliği dendiğinde aklımıza direkt işte internet geliyor. İnternet haberciliği işte aslında Twitter'dan başlıyor bu yurttaş haberciliği. Çünkü yani normal şeyde televizyonda verilmeyen haberler internet aracılığıyla direkt Twitter'dan, Facebook'tan ya da herhangi bir yerden veriliyor. O yüzden yurttaş haberciliği yurttaşların kendini savunmak ve kendi haberlerini yapmak için işte diğer bir medya kuruluşuna ya da başka bir şeye başvurmadan kendi telefonlarıyla ya da başka alet edevatlarla haber yapmasına yarıyor. Bu da aslında günümüzde herkesi bir nevi gazeteci, haberci yapıyor diyebiliriz. Çünkü gazeteci olmak kolay değil, zor da değil. Gördüğünüz üzere yurttaş haberciliği bu konuda bize çok büyük olanaklar sağlıyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yani yurttaş haberciliği dendiğinde benim aklıma ilk önce Twitter gelir, internet gelir. Böyle. Peki, teşekkür ederiz. Daha çok bu dönemde gazeteciler neden taraflı oluyorlar? Ya bence gazeteciler zaten taraflı olmak zorunda. Çok saygı duyduğum bir gazeteci abimin bir sözü vardı. Gazeteciler taraflı olur, gazete tarafsız olur. Çünkü bir gazeteci haber yapabilmesi için bir fikre sahip olması lazım. Tarafsız gazeteci dediğimizde o zaman hiçbir fikri olmaması gerekiyor. Ha, mesela Okan başka bir düşüncede olur, ben başka bir düşüncede ama olurum. Ama bu tarafçı haber doğru habere etkileyebilir. Şöyle, bu ilkeye bağlı. Yani gazeteci ilkelerini bildiği sürece taraflı kavramının dışına çıkmaz zaten. Yani tarafsız kavramının dışına çıkmaz. Ben kendi bildiğim doğrular hakkında haber yaparım. Okan kendi bildiği doğrular hakkında yapar. Bunu gazete doğru bir şekilde yayınlarsa, her iki tarafa da eşit hak verirse bu zaten halkın kamuoyuna sunulmuş olur. Ama bugünküne bakarsak böyle bir şey göremiyoruz. Ya şu an Türkiye'nin yıllardır bir sorunu, hani bu değişmeyecek bir sorun Türkiye'de. Yani hiç beklemiyorum. Hani bir gelecek de görmüyorum. O yüzden yurttaş gazeteciliği var Türkiye'de. Yeni yeni de olsa.
bu sayede... doğru haberi tamamen gerçekçi bir şekilde çıkartmak için aslında. Evet. Yani taraflı olmak aslında bir nevi doğru değil gibi. Ya ben ona katılmıyorum çünkü taraflı olmak ayrılır. Konu bakımından ayrılabilir. Ya şu şekilde söylüyorum. Mesela siz bir parti tutarsınız. Onu savunursunuz ama o savunduğunuz partiye kötü bir şey gelmesin diye o haberi çok fazla abartarak sunmak istemezsiniz. Başka birisi abartarak sunar. Bu işte doğru bu haber olmuyor. İlke konusuna giriyor. Yani bunu kişinin karakterine bağlı veya işte gazetesinin ne kadar, gazetenin ne kadar bir ilke anlayışı varsa ona bağlı. Ama gazeteciye sen bir fikrin olmasın diyemezsin. Gazetecinin fikri olmak zorunda. Siz ne düşünüyorsunuz gazetecilerin taraflı olması konusunda? Yani açıkçası gazetecilik dendiğinde bence iki yol var. Birincisi gerçekten isteyerek gazeteciliği yapanlar, biri de gerçekten para kazanarak gazetecilik yapanlar. Çünkü yani sonuçta hepimiz insanız, ihtiyaçlarımız var, ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Gazetecilik yapmak isteyen insanlar bu yolda devam ediyorlar ama taraflı gazetecilik ve tarafsız gazeteciliğe girdiğimizde kendi yaşam koşullarını, yaşam şartlarını sağlamak için her ne kadar çalıştığı kurumun tarafını tutmasa da tutmuş gibi gözüküyor. Bu da tabii para kazanma yoluna giriyor. Bu yüzden yani yurtta çok özür dilerim. Taraflı gazetecilik bana göre bilmiyorum yanlış geliyor bana. Çünkü yani bir tarafın dediğiyle bir tarafın dediği tabii ki tutmaz ama yani senin düşüncen çalıştığın kurumun düşüncesiyle de farklı olabilir. Ama sen o kurumda çalışıyorsun. Onun sana yap dediklerine göre hareket etmek zorundasın. Bu yüzden yani taraflı gazetecilik bence yanlış. Ama Murat Başkan'ın da dediği gibi bir yandan da doğru çünkü fikirleri savunmak ve halka aktarmak açısından da taraf tutmak da bir nevi önemli. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yanlı kanallar insanları çok bölüyor. Mesela X Parti'yi savunan kişiler X Parti'nin taraflı olduğu kanalı izlerken X Parti'yi tutmayanlar o kanalı izleyemiyor. Keza Y Parti'de de aynı durum söz konusu. Bu şekilde kanallarda haber yapılırken farklı yolla anlatıldığında Y kanalını izleyenler X kanalının anlattığı haberi izlemeyi tercih etmiyorlar. İki kanalda aynı haberi farklı şekilde anlatıp ayrı bilgi verildiğinden bilgiler objektif yönde doğru haber kategorilerinde olmuyor. Aslında anlatmak istediğimiz bu. Basın meslek ilkeleri 12. maddede de söylendiği üzere gazeteci görevinin taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlardan yapmaktan sakınır. Bu durum hakkındaki özellikle şu anki gazetecilik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani şu an gazetecilik hakkında düşüncem şu. Partilerin kanalları var artık yani. Haber kanalları yok, halkın kanalları yok. Tamamen partilerin kanalları var. Partilerin reklam yaptığı kanallar var. Bu yüzden bugün çok bahsedeceğiz, bahsediyoruz da yurttaş gazeteciliği benim için bu yüzden önemli. Ben de elimden geldiğince şu an bu alanda okumama rağmen, bu işi yapmama rağmen, gelecekte de bu işle uğraşmama rağmen televizyon kanallarının hiçbirini seyretmiyorum, hiçbir habere bakmıyorum. Tamamen sosyal medya odaklı. Evet, oradaki internet haberlerini, yani her iki taraftan da haberlere bakıyorum. Yani şeyde sosyal medyada taraflı kanallar yok mu? Onlarda da var. Fakat onlarda bilgiyi bu kadar kirletemiyorlar. Çünkü bir taraf kirletiyorsa diğer taraf da doğrusunu göstermek zorunda kalıyor. Çok fazla kaynak olduğu için medya okuryazarlığı diye bir kavram var. Eğer iyi medya okuryazarıysanız o haberi doğru bir şekilde okuyup incelediğinizde, araştırdığınızda doğru kaynağa ulaşmış oluyorsunuz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası yani günümüzde gazeteciler ve gazetecilik yani televizyon kanallarında yine önceki konuştuklarımız gibi taraflı insanlar bu sefer yurttaş gazeteciliğinde sadece kendi görmek istediklerini görüyorlar. Kanallarda da aynı şekilde atıyorum bir cinayet haberi olur. Sen bunu çok görmek istemezsin ama mutlu bir haber olduğunda görmek istersin. Bu da aslında aynı şekilde yani insanlar sadece kendi görmek istediklerini görüyorlar ve hayatı nasıl yaşamak istiyorlarsa ona göre yaşıyorlar aslında. Yani taraflı, tarafsız ya da başka bir durum bence söz konusu değil. İnsanlar neyi görmek istiyorsa o şekilde görüyor. Teşekkür ederiz.
Gazetecilik 5 değer tarafından yönlendiriliyor. Bunlar dürüstlük, bağımsızlık, nesnellik, adillik, gayret, hesap verilebilirlik. Peki bu değerlere bakacak olursak gazeteciler kaçını yapabiliyor? Yani bana kalırsa şu an hiçbirini. Bir dediğim gibi bir partiye bağlı oluyor. Yani bunu şu an televizyon kanalları üzerinden söylüyorum. Bir partinin istekleri üzerine hareket ediyor her iki taraftan da. Bu yüzden bana göre gazeteciler şu an hiçbir ilkeyi doğru kullanmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ilk olarak galiba dürüstlük demiştiniz. Dürüstlük konusunda sonuçta yani hepimizin bildiği bir gerçek yalan haber gerçeği. Yalan haber günümüzde var. Biz televizyonda tamam görüyoruz ama bunun arka planı çok önemli. Arka planda neler yaşanıyor bunu asla bilmiyoruz. Haber ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu da bilmiyoruz. Haber geçtim, gazeteci ne kadar doğru, işini ne kadar iyi yapıyor, ne kadar dürüst onu da bilmiyoruz. O yüzden bence dürüstlük konusunda benim ciddi şüphelerim var. İkinci ne söylemiştiniz? Bağımsızlık. Bağımsızlık. Yani bu konu hakkında çok bir şey söyleyemiyorum çünkü yani yine bu taraflı konuya giriyor aslında. İnsanların kendi düşünceleri neyi düşünmek istiyorsa onu düşünüyor gibi olabilir. Üçüncüsü nesnellik. Nesnellik. Nesnellik hakkında da yani diyebileceğim çok bir şey yok. Gazetecilikle çok bir alakası yok gibi geliyor benim düşüncem. Adillik var. Dördüncüsü adillik. Aslında günümüzde en büyük problem adillik bence. Çünkü gazetecinin yaptığı davranışlar ya da yansıttığı haberler, yaptığı haberler kimine göre adil, kimine göre değil. Yani kadın, atıyorum kadın cinayetlerinde yaşanan suçlamalarda mahkemeden atıyorum adam şeyle çıkıyor. Yani cezai indirimiyle çıkıyor. Bu adil mi? Bence değil. Gazetecilikte de aynı şekilde süreç işliyor olabilir. Beşinci neydi? Gayret. Gayret. Yani gazeteci sonuçta bu bir iş. Her ne kadar gazeteci diyoruz ama bu bir iş. İşini gayretle en iyi şekilde yapan bence en iyi gazeteci olma yolunda ilerliyordur. Yani en gayretli, en verimli şekilde yapan gazeteci en iyi gazetecidir bence. Hesap verilebilirlik kaldı. Yani yine yalan habere giriyor aslında. Çünkü haberi yaptın, doğru mu yanlış mı bilmiyorsun. Götürdün çalıştığın kuruma, hesabını verebilecek misin gibi. Bence işte adalet, adillik, dürüstlük bahsettiklerim gibi. Peki teşekkür ediyoruz. Bu ülkede bir insan gerçekten gazeteci olduğuna nasıl emin olabilir? Yani bu soruyu biraz bana şey gibi geldi. İşte hapse girince diye bizim ülkemizde artık böyle bakılıyor ama bir gazeteci gerçek anlamda halk gerçekten o gazeteciye inanıyorsa, seviyorsa bence o zaman doğru gazeteci olmuştur. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü yani gazetecilik bir nevi aslında halka hitap ediyor diyebiliriz. Yani halkın yanında olan, gerçekten milleti düşünen, millet adına haber yapan en iyi gazetecidir, iyi gazetecidir. Bu ülkede bir insan gerçekten gazeteci olduğuna nasıl emin olabilir? Yapma denileni yaptığında mı, yazma denileni yazdığında mı? Şimdi yapma denileni yaptığında insanda şu içgüdü oluyor. Yani bir şeyi yapma dersen onu daha çok yapmak istersin. Bu bir gerçek. Yani yazma denileni yazdığında da gazetecilik sadece aslında yazmakla alakalı bir durum değil. Çünkü sonuçta savaş muhabirlerimiz de var. Yani soruya gelecek olursak bu ülkede bir insan gerçekten gazeteci olduğuna nasıl emin olur? Bence yapma denileni yaptığında. Çünkü yine dediğim gibi haberi ne kadar yapmanı istemeseler de sen kendi fikrin ve görüşlerin konusunda bu haberi yapmak istiyorsan gerçekten yapmalısın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Bir gazetecinin gerçekten gazeteci olabilmesi için hapse girmesi lazım Türkiye'de. Ama yapma denileni yaptığında mı yoksa yazma denileni yazdığında mı? Bence bu ikisini de es geçiyorum ben. Çünkü bir gazeteci dediğin kim ne derse desin doğru bildiğini yapmak zorundadır. Birisi yapma dediğinde de yapmalıdır, yazma dediğinde de yazmalıdır ama doğru koşullar altında. Peki teşekkür ediyoruz. Haber değeri basın meslek ilkelerine göre etiğe göre nasıl ölçülür? Şimdi basın meslek ilkelerinden şöyle haber değeri kişilerin özel yaşamı yayın konusu olamaz. Bu basın meslek ilkelerinde en önemli maddelerden biri çünkü
hiçbir şekilde kişilerin özel hayatına karışılmaz, karışılmaması gerekiyor ve bu zaten bildiğimiz üzere habercilikte değil, diğer şeylerde de bir suç. O yüzden hiçbir şekilde yayın konusu olamayacağı için bu tür yapılan haberler de tamamen bence haberciliğe aykırı bir haber türü. Söylemem gereken ikinci şey, saklı kalması kaydıyla paylaşılamaz kişilerin bilgileri. Bu da yine aynı şekilde bir suç. Yani yine özel yaşama giriyor ama kişilerin bilgilerini değil televizyonda, kendi internet ortamında ya da kendi aranda bile paylaşmaman gerekiyor aslında. Bu da bir suç. Son olarak da işte gazeteci şiddet, nefret, zorbalık, insan değeri, incitici yayın yapamaz gibi bir madde var. Bu da işte yine şeye giriyor. İnsanları nefret, zorbalığa hiçbir şekilde itemezsin. Hiçbir şekilde insanlara yönlendirmeye çalışamazsın. Bu tarz yapılan haberlerde yine bence bir suç unsuru içeriyor. Bu yüzden gazeteci, bu bahsettiğim, yani çok fazla madde var, bahsettiğim 3 maddenin hiçbirini bence yapmamalı, yapmaması gerekiyor. Yaptığı takdirde de haber değersizleşiyor ve yani önceden, yani az önce de bahsettiğim gibi, halka yönelik olan gazeteciler bunu yapmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bence şöyle, birçok anlamda özellikle kutuplaştırıcı tavırlardan vazgeçilmesi lazım bir gazetecinin. Doğru bir etik haber yapabilmesi için. Mesela ben bakmıyorum haberlere ama sosyal medyada çok denk geliyorum. Özellikle şehit haberlerinde arkaya bir fon müziği. O müzik normalde basının ilkelerine göre aykırı bir durum. Çünkü aileyi daha kötü bir hale sokuyor. Veya ırkçı paylaşımlar, haber. Mesela Amerika'da çok oluyor bu. Yani derslerde de gördüğümüz üzere Amerika'da siyahilere yönelik haberler, işte direkt bir şey olduğunda, aslında bu Türkiye'de de artık olmaya başladı. Evet. Şimdi mülteciler konusu var. Bir suç olduğunda direkt ırkını belli ediyorlar. İşte Suriyeli şunu yaptı, işte Afgan bunu yaptı. Ben buna karşıyım. Çünkü Türkiye'de de Türk vatandaşları da aynı suçları işliyor. Kimse kimseden daha masum değil. Bence bunu bir ırk olarak yargılamamalıyız. Bu insanlık olarak yargılamalıyız. Haberleri de ona göre yapmalıyız. Veya biraz feministler kızabilir ama feminist haberler çok fazla yapılıyor. Mesela kadın cinayeti diyor ama bir erkek öldürüldüğünde erkek cinayeti denmiyor. Ben bu konuda evet, kadın haklarına elbette saygılıyım. Elbette o konuda her türlü desteği veriyorum ama haber anlamında bu yanlış bir şey. Tabii ki haberlerde de kadınları öncelik tutmamız lazım. Fakat çok da abartmadan. Mesela burada araya girmek istiyorum. Çok yapılan büyük bir yanlış. Hayvan hakları konusunda çok fazla haber yok benim bildiğim kadarıyla. Yani diğer haber türlerine evet, göre hayvanlara bu kadar önem verilmiyor. Ben de bunu çok merak ediyorum. Neden, yani bu bir haber değeri taşımıyor mu açısından çok merak ediyorum. Diğer haber türleri, diğer haberler daha mı önemli? Cinayet haberi, sonuçta hayvan cinayetleri de oluyor. Bunlar niye bu kadar önemli değil diye insanın aklına geliyor mesela. Gazeteciler için basın meslek ilkeleri neden yetersiz? Neden yetersiz? Çünkü gazeteciler aslında bu basın meslek ilkelerinin birçoğunu bence uygulamıyorlar. Bu yüzden onlara yetersiz geliyor olabilir. Yani yayının başında da söylediğim gibi gazeteci iki yola başvuruyor. Ya gerçekten istediği için gazeteci oluyor ya da bu işi meslek olarak yapmak istediği için. Yani özellikle meslek olarak yapmak isteyenler basın meslek ilkelerini çok da umursamazlar. Bu yüzden bu yolda devam ederler. Yani dediğim gibi kişilerin özel hayatına karışırlar, paylaşırlar ya da kişileri şiddete teşvik ederler, onları yönlendirmeye çalışırlar. Bu yüzden gazetecilerin yaptığı, yani özellikle para kazanmak için yaptığı yanlışlardan biri de basın meslek ilkelerine uymamaktır. Bence yetersizlik söz konusu değil. Sadece gazetecinin uyduğu basın meslek ilkeleri var ve uymadığı basın meslek ilkeleri var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen katılıyorum. Dediği gibi kanallarda bence rating, yani bu yapılan uyulmayan konular tamamen rating üzerine. Mesela X bir kanalda hepinizin bildiği üzere bir kendini gazeteci olarak tabir eden bir arkadaş
Mehter Marşı'yla insanları coşturma derdinde sırf biraz daha reyting alabilmek için. Bunun gibi birçok haber var. Yani birçok gazeteci var. Bence kişiden kaynaklı. Yani yetersiz değil ama kişiler uyduğu sürece yetersiz değil. Ama maalesef dediğimiz gibi para için bu işi yapanlar yüzünden yetersiz kalıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Takip ettiğiniz, beğendiğiniz ve kendinize örnek aldığınız bir gazeteci var mı? Benim diyebileceğim tek gazeteci Uğur Dündar aslında. Nedenini söyleyeyim. Şimdi gazetecilik dendiğinde işte sadece haber yapmak değil, sonuçta insanlarla yüz yüze bakıyorsun, uğraşıyorsun. Uğur Dündar'ın zamanında yaptığı bir röportaj vardı. Aslında belki siz de bilirsiniz. İşte Sayın Bezmenler açar mısınız kapıyı şeklinde bir röportaj yapıyordu orada. Yani bu bir nevi aslında gazeteciliğe yönelen şiddeti çok iyi anlatan bir haber. Çünkü Uğur Dündar'ın orada yani şiddet görmesi, bilmiyorum, çok mantıksız geliyor bana. Çünkü o da orada yine işini yapıyor, mesleğini yapmaya çalışıyor, gazetecilik yapmaya çalışıyor ve karşısındaki kişi yani onun saygısızlık yapıyor, işine engel olmaya çalışıyor. Yani kendini üstün görmeye çalışıyor. Uğur Dündar o zamandan beri, mesela o haberini gördüğümden beri benim çok dikkatimi çeker. O yüzden sürekli araştırırım ve o röportajı hiç aklımdan çıkmaz. Zamanında yani hatta belki günümüzde de şeylere konu olmuş olabilir. Belki de sosyal medyada konu olmuş bir röportajdır. O yüzden Uğur Dündar'ı çok beğeniyorum diyebilirim. Siz? Ben bu soruya tek kişi olarak cevap vermeyeceğim. Şu anda 3 isim var benim gözümde. Fatih Portakal, Ece Üner ve Nazlı Çelik. Ama bana soracak olursanız benim bu bölümü sevmemin, bu alana yönelmemin en baştaki isim, yani bu alanın, medyanın babası olarak gördüğüm isim Mehmet Ali Birant'tır. Bu yüzden zaten bu bölümü seçtim. Gazeteci olmayı çok istedim. Onun, yani benim bir şeyim vardır. YouTube'da bir alanım vardır, arşiv. 32. gün programlarıyla doludur. Hepsini neredeyse tamamen izledim. Ben bir gazetecinin Mehmet Ali Birant gibi bir gazeteci olmasını isterim. Eğer Mehmet Ali Birant'a örnek alan bir gazeteci ise o kişi benim için gerçekten gazeteci olabilmiş demektir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Haber kanallarındaki KJ'lerdeki yazılar haberi gerçekten yansıtıyor mu? Yani yansıtmıyor. Ben özellikle spor siyaset haberlerine bakıyorum da hani özellikle bu internet haberlerinde çok fazla rast geliyorum. İşte atıyorum mesela bir transfer ya başlığı var. İşte Fenerbahçe'den örnek vereyim. İşte Buruma Fenerbahçe diyor. Ama daha takım ismi bile açıklamamış. Yani sadece işte transfer haberleri ortaya çıktı manasında söyleniyor. Veya işte siyaset haberlerine baktığında şu X kişisi Y kişisine şunu söyleniyor. Ama bir bakıyorsun yıllar önceki haberi... Yıllar önce başka bir şeye söylemiş, bambaşka bir haberi bu şekilde yansıtıyorlar. O yüzden arada çok fark var. Yani ben o yüzden inceliyorum falan ama o haberler yüzünden çok fazla zaman kaybediyorum. Çünkü yanlış habere baktığımdan dolayı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence orası aslında bir nevi haberin özeti niteliğinde. Çünkü yani insanların bazen haberlere bakmaya vakti olmuyor. Atıyorum haberi, sonuçta televizyonumuz açık, haberi dinliyoruz. Ama doğru yansıtmaları lazım aslında. Doğru yansıtmaları lazım. Bir anda geldik, bir sesi duyduk, habere baktık. Altta bir kocaman bir yazı yazıyor. İşte dolar uçtu mesela. Yani bu tarz yazılar hem içeriği açısından mantıklı olabiliyor. Bazen de çok trajikomik şekilde yazılabiliyor. Yani ben bilmiyorum. Çok bu konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü bazı kanallar iyi veriyor, bazı kanallar kötü veriyor. Yani tamamen aslında reyting amaçlı da olabiliyor bu. Yani oraya en iyi şekilde nasıl dikkat çekici yazabilirim, insanların dikkatini nasıl çekebilirim, bunu düşünerek yazılıyor genelde. Hiç haberin özetini vereyim şeklinde yazıldığını düşünmüyorum. Bazen doğru olmuyor. Evet. Hiç bazen değil, çoğu zaman. Haberi yansıttığını düşünmüyorum. O yüzden tamamen reyting amaçlı, insanların dikkatini çeksin amaçlı olduğunu düşünüyorum. Peki. Son olarak bir duyarlılık sağlamak amacıyla gazeteci olmak isteyenler için tavsiyeleriniz neler olurdu? Şimdi gazeteci olmak isteyenler için ben ne söyleyebilirim? Yani herkes öncelikle sevdiği işi yapmalı. Gazeteciliği seviyorsanız gerçekten
bunun peşinde gitmeniz gerekiyor. Yani tabii ki bölümünü okumak gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama yani öncelik olarak hepimizin elinde telefonlar var, internet imkanı tabii ki olmayanlar vardır. Ama yani hiçbir şey imkansız değil. Bu şekilde internetten gazetecileri takip etmeleri gerekiyor. Onların hayatlarını bilmeleri gerekiyor. Hayatlarında neler yaşamışlar, nasıl gazeteci olmuşlar. Onlara en iyi yol gösterebilecek kimler, bir mentor olabilecek gazeteciler elbette vardır. O yüzden yani ilk adımları bence kendine bir mentor bulmaları, ardından zaten onların hayat hikayesi gazeteci olmak isteyenleri yönlendirecektir diye düşünüyorum. Daha çok araştırmaları lazım. Aynen. Yani. Gazetecileri araştırmaları gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bana ben bu bölümü işte 4 senedir bu bölümdeyim ama yaptığım işlerde bu 4 sene içine sığdırdım. Birçok çevre edindim özellikle haber yani gazetecilik anlamında. Yerel gazetedeki birçok abim bana şunu söyledi. Gazeteci olma diye söyledi ama şöyle düşünüyorum. Yerel gazetede kalma konusunda söylediklerini tahmin ediyorum. Bir keresinde de çok saygı duyduğum dünya çapında bir gazeteci abim var. Bana şu sözü söyledi. Yani bir, daha doğrusu ben bir konuda hata yapmıştım gazetecilik konusunda. Araştırmamıştım. Kimseyi bilmiyordum. Ve benimle çok büyük bir kavga etti. O kavganın sonucunda ben şunu anladım. Gerçekten dediklerinde haklı. Ve gazeteci olabilmek için önce iyi araştırmaları lazım. Merak etmeleri lazım. Merak her şeyden önce geliyor gazetecilikte. Çünkü merak edersen araştırırsın ve doğru bilgiye ulaşırsın. O yüzden buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni bilgilendirdiği için bu konuda. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Objektif Haber Genç Yorum programıyla yine sizlerle birlikte olacağız.